Arkadaşlar selamlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Mount & Blade Warband'da Saltanatı Selçuklu moduna son sürat devam ediyoruz efendim. Hemen buradan bizim bir kayınpederi atlayalım. Çok ayıp oluyor galiba ama kayınpederciyim. Kusura bakmayın, yanlış taraftayız. İnanın eğer sizinle savaşmayı istemezdim ama ben Lady Tuang'la evlendim evleneli ki evlendiğimde daha Anadolu Selçuklu Devleti'ne falan hizmet ediyorduk yani. Hey yavrum hey. Yani abi yanlış taraftayız ya. Seninle savaşmak istemezdim ama 2 sezondur, 3 sezondur savaşıyoruz. Ne olacak bilmiyorum. Hani bitmek bilmeyen dizilere döndü abi. Bitmek bilmeyen dizilere döndü olay. Ne bileyim yani, en son hani entrika falan olsa oyunda herhalde en son benim Mahmut'la ilişkim çıkardı. Büyük aşklar nefretle başlar kafasıyla falan bir şeyler yapmışız gibisinden böyle sürekli savaşıyoruz. Aslında birbirimize aşığız falan. Ne bileyim abi, hani o kadar uzadı ki sezon. Sezon diyorum Mahmut'la aramızdaki savaş. Her bölümde de fix repliyim. Kayınpeder, seninle savaşmak istemezdim. Ama şartlar buna elverişli değil falan böyle. Lady Tuan'la da evlendik. Evlendik evleneli. Garibahan olarak atadık. Bitti abi. Garibahan olarak atadık, bitti yani. Hani hanımı bakan olarak atadık abi. Ev işleriyle de ilgilenmiyor. Devlet işleriyle ilgileniyor direkt. Direkt devlet işleriyle ilgileniyor abi. Biz gidiyoruz savaşıyoruz falan. Arada 40 yılda bir yüzümüzü görürse. O da Konya şehrine ne diye uğruyoruz? Ya hanım, bizim askerlerin sosis bitmiş. Var mı bizim bakkalda? Dur marketten alayım bey. Gidiyor marketten alıyor abi. Bitti yani. Ziyafetler miyafetler yok. Sürekli bir savaş, sürekli bir savaş. Hiç durulmadı ortalık. Bir ziyafet veremedik. Bir turnuva düzenleyemedik. Yani kale almış. Abi şey düşünsene böyle hamamda toplanıyorlar falan. Bağdat şehrini seninki kendine almış Tuan, ne ayak falan böyle. Kocamın hakkı alamaz mı? O da bir şey mi, bizim Fikriye'nin kocası koskoca bilmem ne devletini kendi üstüne yapmış falan. Yarış muhabbeti böyle. Fikriye'nin kocası. Sürekli fix dedikodu cümleleri abi. Fikriye'nin kocası, Nazmiye'nin karısı. Nazmiye'nin karısı mı? O olmadı. O olmadı. Nazmiye de bayan ismi. Elazadun, merhaba. Gelir misin buraya? Seninle bir çarpışalım. Burada şair sabahtan belli neyi anlatmakta? Ulan savaşmaktan hani hatunla görüşemiyoruz be, hanımla görüşemiyoruz. Zamanında gönlünü çalmak için az mı şiirler okuduk, şarkılar söyledik? Az mı şair patakladık? Söyle ulan, söyle. Baba ilişkimiz %100, artık buna bir isim koyalım. Artık buna bir isim koyalım. Abi ama bu mantıkta ilerlersen başaramayız ki. Buna bir isim koyalım artık bu ilişkiye. Gel benim tarafa, bak sizin devlet yıkıldı yıkılacak. Gel katıl bana, kaleleri de savaşmadan almış olalım. Tamam mı, bitti. Sana ben mevkiyi falan veririm. İlişkimiz neredeyse %100 abi Elazadun'la. Adama mevki ver, birkaç tane bina ver, bitti. En sadık adamlarımdan biri olur. Ya bir şey değil, ben şeyden çekiniyorum. Bak biz Anadolu Selçuklu Devleti'nin isyancıları olarak şey yaptık. Devleti kurduk. Hani öyle gözüküyor oyunda. Babacım bir de hani isyancı devletinin isyancısı olduğunu düşünsene. İsyancıların isyancıları. Yani o mantıkta bir şey olacak galiba ya. Haritada devlet kalmazsa bizimkiler herhalde bana ihanet edecek. Osmanlı Devleti asileri diye. Biz zaten şey olarak geçiyoruz hani Anadolu Selçuklu Devleti asileri. Onlar da Osmanlı Devleti asilerin asileri, hani Anadolu Selçuklu Devleti asilerinin asileri falan. Abo. O kadar dallanıp budaklanmaz inşallah. Hiç var ya, kovalayasım gelmedi. Siz gidin kesin abi. Hiç kovalayasım gelmedi yani. Hani gram kovalayasım gelmedi. Hayır canım, savaştan niye ayrılalım? Heriflerin zaten canını okuyoruz abi. Adamların canını okuyoruz. Hoppa, şuradan kılıç, buradan kılıç. Padişah Süleyman Şah Rizi köyündeydi bu arada. Bu adamlarla bir fazla kayıp vermeden Rizi köyüne uğramam lazım. Bakalım Rizi köyünü alabilecek miyiz? Bir de asker alayım abi. Türkmen birimi yetiştireyim. Yine Kahire şehrine falan gidelim. Ama bu sefer 100 tane falan Türkmen birimiyle gidelim abi. Piyade ağırlıklı olmasın. Boyunu oklatacağız zaten abi. Boyunu oklatacağız. Çatır çatır okla. Hocam serbestsin, git Allah aşkına git ya. Git Allah aşkına git, hani %100 oldu artık ilişkimiz, lütfen git. Rizi köyü, Rizi köyü baba, Rizi köyü ne tarafta şimdi, Rizi köyü? Oğlum Rizi köyü uzaktaydı galiba ya. Ta nerede Rizi köyü? Şurada.
Hayen köyü. Bu vura vura gelir. Eğer vura vura gelirse sıradaki hedefi nere olabilir abi? Ambeyan köyü olabilir sıradaki hedefi. Vezine gider, Mazene gider, buralara gider abi. Benim bir batı tarafına doğru çıkmam lazım acı abi. Şöyle bir hızlanalım. Hayen köyünü yakıp yıkıyor. Neredeyiz abi? Şuraya doğru bir ilerlesene. Göster bana kendini. Ha. Göster abi kendini. Lan yok, bırakmayacağım Ellah gemi falan ya. Baba Rulli'den şöyle bir adam alalım. Alamayız. Buraları yağmaladık biz değil mi? Yazıhan'a gel. Şuralardan bir Türkmen yetiştirmek için adam alalım abi. Topla 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 orduyu, topla orduyu. Bol bol savaşa girersem sıkıntı çıkmaz da bol bol savaşa girmezsem biraz sıkıntı abi. Gel abi Ankara köyüne. Hop, gel baba şuraya. Oo, sağlam asker aldık. Tamam. Kaç oldu? 147. Ehlerdağ'dan da alır. Tamam. 159. Tamam abi. Dağsına dokunmayacağım. Dağsına dokunmayacağım. Bunların hepsini zaten Türkmen birimi yaparım. Ondan ziyade Konya şehrine bir girelim. Hatun hatun dedim. Onu görmeye gelmedim yine. Dediğim gibi. Bal bitmiş. Bal bitmiş balım. Sosis, peynir, ekmek alıp gelsene bize. Tabii ki bey. Alayım. Alırım ne demek. 3900 dinar alınacaktı. 3700 dinar alınacaktı diyor. Zırh tüccarı. Oh, 32 bin abi, zırh tüccarında para varmış bizimki. 55'e 20, 58'e 22. Yok ya, ben benimki kadar iyisini bulamadım daha. 35 bacak zırhı. Ben ellere 9'luk taktım. 9'luk. Baba daya şuraya. Daya şuraya. Madem 32 bin para var. Ver bakayım o paradan biraz bana. Hop. Hanımı da bir görelim canım. Ayıp etmeyelim ya. Hanımı da bir görelim. Yani bu kadar erkeğin arasında pek içime sinmese de bunların hepsi bana katılmak isteyen adamlar. Hepsi buraya toplanmış. Panayır'a çevirmişler burayı. Resmen panayır. Evet sevgili hocam. Bu kadar erkeğin bulunduğu bir ortamda korumaların olmadan ne yapıyorsun sevgili karım? Ülkedeki itibarımızı yükseltelim. Ulan ülke zaten bizim. Ülkedeki itibarımızı nasıl yükseltelim? Ülke bizim ülke. Hanemizdeki mallar? Ha, bayağı malımız varmış. Bayağı malımız mülkümüz varmış yani. Hani olmasa battıydık. Para koyulmuyor mu ya şuraya? Baba dur, şunları da ben satayım. Sağ olasın, sağ olasın. Bak hanemizdeki mallar yani işe yarıyormuş demek. Devlet sorunları halledilmesi gereken bir şey var mı? Krallığımızın birliklerini güçlendirmek için bir fikrin var mı? Hangi konuda fikrin oldu ki bu konuda fikrin olacak acaba? Bir derebeyinin ihaneti. Kendimin yerine ben mareşal olmak istiyorum. Bakanlık görevini bırak. Derebeylerimden birine toprak vermek istiyorum. Ya hiçbir şey istemiyorum şu an galiba ya. Gönderecek kimsen yok. Elçi gönderemiyorum, elçi. Hey be, masanın üstüne çıkmışım. Şu endama bak ya. Şu endama bak ya. Seni hiç sevmezdim zaten. Seni de sevmezdim. Seni tanımıyorum bile. Seni hatırlamıyorum bile. Sen de tekmeye. Geldik işte bu kadar yani, geldik gittik bu yani, hanımla aramızdan geçen diyaloğu gördünüz. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyi, daha ne yapıyorsun? Öyle gidiyor. Baba yürü yürü, şu şeyi durdurmamız lazım abi. Padişah Süleyman Şah'ı durdurmamız lazım. Ama Padişah Süleyman Şah'ın nerede olduğuna dair bir fikrim yok. Oh, ne geliştiniz be abi, 46 adam aynı anda. Ve ben 100 tane adamla onu durdurabilir miyim? Neredeydi o? En son Hayen köyündeydi. Nerede olabilir şu an? Riyabelet'i bizimkilerden biri yağmalıyor ya, onu halletmeye geliyor olabilir mi? Kim yağmalıyor? 311 kişiyle Lord Simon. Hey maşallah babuş. Şimdi bu nereye gider abi? Bugünkü talim de bitti. Okey abi. Tımarlayar. Şöyle bir save alalım. Fenada köyü, Fenada köyü, Fenada köyü nerede abi? Fenada köyü nerede? Oğlum Fenada köyü biraz uzakta lan. Ha? Ah burada. Simon'u da mı alsam yanıma? Simon! Simon dur! Simon! Fenada köyüne gitmemiz gerekiyor. Alo, çok askerim var. Gel. Gel beni döver möver şimdi. Lan şuna bak, ordumdaki adamın daha fazla askeri var arkadaş ya. Duydum ki Elazığ'a teslim olmuş ama onun gitmesine izin vermişsin. Çok zarif bir hareket olmuş ama zarafet savaş kazandırmıyor. Kardeş bak, çok tipsizsin zaten, Allah aşkına konuşma. Senin için bir görevim var, beni takip et. Çabuk çabuk çabuk. Tabii yapacaksın lan, başka seçeneğin mi var? Kral benim. Tamam olur. Yaparız baba, hallederiz ya. Lan hangi kralı hallederiz denmiş bana, hallederiz diyorsun ya. Fena da.
Fenada'dan nereye gider bu bilmiyorum ama Fenada'nın oralarda sıkıştıracağım. Yürü yürü koş koş. Koş biraz ordunu biraz götünü kaldırsın ordun. Yürü yürü. Yürü baba yürü. Bak Fenada köyünde olay var yürü. Yürü biraz. Gel gel. Ha. Yürü baba gidiyoruz yürü 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 yürü. Yürü. Muhnir Noyan mı? Muhnir Noyan kim abi? Oğlum seni bir kaptırmayalım. Seni bir büyük baştan ayıralım öyle keselim. Vallahi büyük başın ordusuyla beraber girerse üf. Allah vere de şey olmasa ben şundan çok çekiniyorum abi. Bizim Simon Süleyman Şah'ın ordusunu gördüğü an geri vites yapıp kaçmasın. Aa ben ocağın altına açık unutmuşum ya diye. Allah aha yağmalandı abi orası. Aha yağmalandı. Simon neredesin? Simon gel. Gel. Gel Simon gel. Gel Simon gel. Nerede abi bu? Nerede abi bu? İlla ki izlerini görürüz ya. İlla ki izlerini görürüz. Hayvan gibi ordusu vardır onun muhtemelen. Baba iz. İz yok. Adam yağmaladı gitti mi lan? Oho oğlum bizimkiler dışında ayak izleri yok. Nereye gitti bu ya? İznik şehri. İznik şehri Bernardo Noyon tarafından kuşatıldı mı? O tek değildir baba o tek değildir. Bak padişah da oraya bir yere gidiyordur. Ulan hileyi açmamak için kendimi zor tutuyorum. Var ya düş peşime düş 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 düş. Belki padişah Hanbeyan'ı yağmalamaya gelmiştir. Yok gelmemiş. Düş peşime abi düş. Abbas'ı biraz bekleyebilir. Biraz bunlarla ilgilenelim. Biraz bunlarla ilgilenelim. Abbas'ı azıcık bekleyebilir abi. Abbas'ı azıcık bekleyebilir. Şeyi de biraz hani iki taraftan birine fazla yüklenir, diğerine ihmal edersen öteki çok fazla güçleniyor abi. Ötekinin fazla güçlenmesini istemiyorum ben şimdi. İznik şehri kuşatıldı. İznik şehrini kuşattıysa padişah da bunladır abi. De Simon çoktan bırakıp gitti bence bizi. 101 adamla mı kuşattın? Hayır yani 141 kişilik şehri 101 adamla mı kuşattın gerçekten mi? Peki. O zaman sana bir haberim var. Artık buranın ordusu yatır baba 50 kişi bana yeter. Artık buranın ordusu 171 kişilik. Gel bakayım. Gel bakayım. Simon beni burada bir yerde bıraktı ya. Ben hani artık Simon'un beni takip ettiğini zannetmiyorum. Bernardo. Kardeş bir şey soracağım. Padişah Süleyman Şah ömrü uzun olsun. Oğlum sen yabancı değil miydin lan? Abi şu bayrağa baksana. Bu bayrak Anadolu Selçuklu Devleti'nin bayrağı olamaz. Nasıl ömrü uzun olsun diyebilir abi anlamıyorum ya. Harbiden anlamıyorum. Kafam mı karıştı kardeş? Kafam mı karıştı? Sen yabancısın ulan. Padişah Süleyman Şah'la beraber uğraşmamız gereken 3 tane adam var şimdi. Gel. Gel come on gel yürek yemiş ya şuna bak. Şuna bak yürek yemiş ya. Kardeş aklını alırım. Hocam sıkıştırın şunu sıkıştırın şunu. Oğlum var ya seni burada ordun kurtaramaz. Sen kendini ne sandın lan burada? Ana. Geçiriyor. Beyler onu bana salın. Onu bana salın yok edeceğim onu. Şş, hop dedik düdük. Baba siz saldırsanıza ya. Hocam siz saldırın ya. Saldır baba gel. Tek gidi. Siz saldırın abi atsız adama atla dalmam ben. Siz saldırın mı? Siz saldırın yani diğer adamlara. Hoppala. Alışacağım alışacağım usta. Umarım ben bu mouse'a falan da alışacağım yani. Sizi ben bir deşeyim baba. Sizi ben bir deşeyim. Zıplayıp vurayım dedim. Vuramadım. Vuramadım zıplayamadım. Vuramadım zıplayamadım da abi. Zıplayıp vurayım dedim. Onu da beceremedim maalesef. Hocam. Hocam. Bölümün adını düşünüyorum şu an. Ben bu bölümün adını ne koyacaktım? Onu unuttum ya. Harbiden onu unuttum abi. Neyse sağlık olsun. Biz zaten bunun ordusunu kolaylıkla doğrarız. Yalnız bu orduyla benim kaleye girmeyi mi planlıyormuş cidden? Benim at nerede abi? Benim at biraz uzakta. Beyler şuna bir ıslık çalsanız da at benim yanıma gelse be. Çok uzakta abi. Ben oraya kadar yürüyeceğim mi şimdi ya? Hadi yürüyeyim. Oy, yeni düşman kuvvetleri geldi. Fark etmez. Fark etmez babacım. Aldık zaten Bağdat şehrini. Dur nereye gidiyorsun? Ulan beklesene. Ana.
Abi at beni görünce hareket etmeye başladı. Tırstı herhalde ha? Gel baba gel, savaş meydanına uzak kaldık biraz da. Yürüyerek gitmekten iyidir abi. Yürüyerek gitmekten iyidir. Gidelim binelim atımıza baba. Sallayalım kılıcımızı, alalım akıllarını. Alalım akıllarını abi. Sallayalım kılıcımızı böyle çatır çutur çatara çutara. Tabii ki kazandık. Tabii ki kazandık. Çünkü ben yönetiyorum orduyu. 4 ölü 1 yaralı, 100 ölü 1 yaralı. Bernardo da kaçtı. Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi Simon'la birlikte Padişah Süleyman Şah'ın peşindeydik. Bakalım, bakalım Simon beni takip ediyor muymuş harbiden. Simon beni saldı abi, ben size diyeyim. Simon beni saldı yani. Adam beni saldı baba. Artık Padişah Süleyman Şah'la tek yüzleşeceğiz anlaşılan. Fark etmez. Tek de alırım ifadesini. Tek de alırım ifadesini abi. Teke tek de alırım ifadesini. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez baba. Rahat. Rahat. Sakin. Oyuncunun aldığı zarar bilmem ne bilmem ne. Ya abi şuna bakma ya. Kargo kontrolünü otomatik almışım. Şu kargo kontrolü bile yüzde bilmem kaç oynatıyor zorluk derecesini. O açıdan hiç aklınızda kalmasın kolay da oynuyor diye. Zaten kolay da değil. Ortalama seviye iyidir bence. Yoksa oyun bitmeyecek abi. Onu fark ettim ben. Ya hocam bu en son bu Fena'da köyünü yağmaladı. Ondan sonra nereye gitti Padişah Süleyman Şah ya? Nereye gitti abi ondan sonra? Dur bakayım burada hangi şehrim var benim? Selanik var. Selanik'e gidelim de bir Selanik'ten alışveriş yapalım bari ya. Askerlerin terfi aldı falan filan. Güzel. Güzel. Terfi ettiririz onları. Ama şurada benim bir erzak merzak bir şey almam lazım. Hocam lütfen güzel erzak sat. Yani kötü de değil abi, idare eder. Teşekkür ederim ya. İyi, 5000 dinara kadar ödeyebiliyor. Okey. Şu askerleri bir geliştirelim acı abi. Askerleri bir geliştirelim. Tımarlı sipahi yapalım şunları. Şunları da tımarlı er yapalım abi. 10 numara. Şimdi bir şey diyeceğim. Nerede lan bu adam? Nerede abi bu adam? Adamdan hiç iş çıkmıyor. Ses soluk çıkmıyor. Normalde Sofya'nın oralarda devriye atar gezinirdi. Nerede? Bilmiyorum abi. Hiçbir fikrim yok. Talimde bazı askerler tecrübe aldı. Peki. Peki. Onlara zaten tecrübelerini vereceğim. Hazır şeyle barış ilan etmişken bol bol okçu falan kasıp Gazze'nin oraya yerleştireyim ben ya. Şunlardan bir kurtulabilirsek. Hop kazara zıpladım. Nerede? Abi Fena'danın yağmalanması geçti resmen ya. Nereye gitti bu adam? Lord Simon da çoktan beni saldı. Kendi kafasına göre takılsın o ya. Elleme diye. Lord Simon da beni saldı abi. Viyana şehri yakınlarında ufak bir düşman grubu mu? Ufak değil oğlum. Onunki büyük büyük. Bayağı kalabalık bir düşman grubu o. Nerelerde acaba şu an ya? Neyse gelmişken Konstantini şehrine uğrayalım da oradan Konstantinopol'den bari şey alalım, erzak alalım. Sadece tütsülenmiş balık üzüm vırtıp mı satıyorsun kardeş? Üzdü. Üzdü. Hakikaten üzdü. Bir daha save baba. Gel. Neyse o zaman ben bu kastığım askerlerin tamamını bir Gazze kalesine bırakayım. En azından bunu şey olarak düşünelim abi. Bunu bir hazırlık süreci olarak düşünelim, tamam mı? Savaş hazırlığı babacım bu. Savaş hazırlığı. Burada savaş hazırlığı yapıyoruz. Kayseri Kalesi'ne gidelim. Kayseri Kalesi'nde benim ne kadar adamım vardı? Tımarlı okçum falan varmış burada bayağı. Ha, buradan ben bir 15 tane daha gulam atlısı alayım. Balkan savaşçısı, kılıç kardeşi, gulam atlısı, gulam piyadesi, akıncı, tımarlı okçu. Tımarlı okçular da iş yapar aslında ama Türkmen birimlerinin okçuluğu çok çok daha kuvvetli olduğundan dolayı şey yapmayacağım. İyidir abi, iyidir, tamam. Gel. Şöyle bir aşağı doğru inelim. Konstantinopol zenginden ortalama duruma geçti. Neyse onunla ilgilenemeyeceğim şimdi. Gazze'nin oraya gel abi. Hızlıca. Lord Muhnir vatan hainliğinden suçlu bulundu. Osmanlı Devleti'ne katılmaya gitmiş. Okey, okey. Süper oldu. Süper oldu abi. Süper oldu. Yine Padişah Süleyman Şah neredeyse tek kaldı. Gel abi buraya. Hocam. Bizim ana olay şurada geçecek. Bak şu tımarlı sipahileri alır mısın benim için? Tamamını alamaz. Türkmenlerin tamamını bırak. Tımarlı sipahilerin tamamını al. Tımarlı erleri al. Tamam mı? Daha fazla yapacağız abi. Elimizden geldiğince fazla nişancı yapacağız.
Bunu bir hazırlık süreci olarak düşüneceğim. Elimizden geldiğince fazla okçu yapacağız abi. Ne kadar fazla okçu yaparsak o kadar iyi bizim için. Buraya ne kadar fazla Türkmen birimi yağarsam benim için o kadar iyi. Gidip Kahire'ye oklatacak, savaşacak adamım olur. Yalnız ben şuradan bir Kudüs'e gireyim tekrardan. Konya şehrinin refah durumu ortalamadan zengine geçti. Peki. Şuradan erzak alalım diyeceğim. Ulan hiçbir şey de satmıyorsun ki. Hiçbir şey de satılmıyor ki. Ekmek falan satılıyor abi. Tamam bekle. Şuradan hemen erzak alalım. Abi full ekmek ve tahıl satmayın lütfen ya. Besin çeşitliliği lazım bana. Evet, Lady Error'u. Her zaman olduğu gibi 8 sezondur uğraştığımız Lady Error'u. Babacım Türkmen birimi. Hocam sipahi. Geçerken adam toplayayım diyeceğim. Grubun morali düşecek. Ortalamada falan kalacak. Ondan korkuyorum ben. Benim birileriyle savaşmam lazım. Birileriyle savaşmadan bu grubu büyütemem. Hocam bak 50 kişisiniz galiba. Yok 13 kişi, 12 kişilermiş ya. Oğlum neyse ben şuradan yine adam toplayayım. Bir tane mi adam geliyor? Dayı benim o Padişah Süleyman Şah'la kapışmam şart ya. Aha erzak satın al. Peynir güzel. Güzel nice. Nice. İyi baba geçmişken madem köylere asker almaya uğruyorum bari erzak satın almaya da bakayım. Hiçbir şey yok. İki tane peynir süpersiniz abi. Gel bakayım Meçin köyüne. Meçin köyü benim ana kalem gibi bir şey abi Meçin köyü. Ya Meçin köyünde bir şeyler alamazsak hiçbir yerde bir şey alamayız. Hop. Süper. Süper. Güzel oldu. Güzel oldu. Ehlerdağ köyü. Biraz da buradan adam alalım. Tamamdır abi. Tamam. Grup kapasitemizi tamamladık. Mühim olan bu grup kapasitesini daha şey bırakmak. Hani stabil bırakmak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü adamlar gruptan kaçacak. Bir şeyler olacak falan filan. Sıkıntılar sıkıntılar yani. Sıkıntılar sıkıntılar. Babacım neredesin Padişah Süleyman Şah? Neredesin ya? Konstantinopol şehri yakınlarında ufak bir düşman grubu. Nerede abi? Hani? Hani? Harbiden ufak bir düşman grubu galiba. Oğlum çok ufak lan. Bayağı ufak bir düşman grubuymuş bu. Sofya şehrine girmiş muhtemelen. Sofya şehri boş. Şimdi abi diyorum ki ben fake mi atsak? Hani fake mi atsak derken şimdi biz Süleyman Şah'ı arıyoruz. Bulamıyoruz abi adamı. O zaman yalnız ben burayı kuşatırsam adamlar beni pataklamak için dışarı çıkar. Ağzımı burnumu da dağıtırlar. Yo dağıtamazlar aslında. Aslında o kadar kolay dağıtamazlar. Bir fake atalım abi. Bir fake atalım. Tamam mı? Şurayı kuşatalım. Duvara saldırmaya hazırlan diyelim. Bekle abi. Buranın kuşatıldığını öğrenince Padişah Süleyman Şah ağzımızı atmaya gelir zaten. Yeterince güçlü bir ordusu varsa ağzımızı da atmaya gelir. Bekle abi. Bekle. Aha geldi. Aha geldi. Neredesin? 35 kişilik mi? El Ayyam mı? Oğlum beni Süleyman Şah'a götür lan. Yemle, yemle baba, yemle devam. Devam, yemlemeye devam. Yemlemeye devam. Yemlemeye devam usta. Saldıramayacağımı biliyor mu acaba? Hani lan nasıl olsa saldıramaz falan filan diye mi düşünüyor? Allah Allah. Abi adam iplemiyor biliyorsun değil mi şu an? Adam harbiden şu an bildiğin iplemiyor şehri. Padişah Süleyman Şah'ı biri yendi mort mu etti acaba? Dur bak abi harbiden şey yapmak için değil. Hileyle yanına ışınlanmak için değil de. Bu adamın ordusu mu yok? Fake'e mi gelmiyor? Yoksa biri bunu yedi bitirdi mi? Evet biri bunu yemiş abi. Biri bunu yemiş. Padişah Süleyman Şah'ın baksana. Muhtemelen Lord Rossi falan yemiş herifi yani. Kimse çünkü çıkamıyor yerinden. Tamam o zaman biz toprakları kendi parçalarımız arasına katmaya devam edelim. İlk hedefim Kherson şehri abi. Kherson şehrine gideceğim. Dur T'ye basıp kapatayım. İnfo almayayım. Kherson şehri ile alakalı. Babacım benim savaş yapmam lazım. Bak savaş yapmazsam adamların morali düşecek. Şu 50'liğe yapış abi. Ne kadar hızım var? 5.2. Yapış 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 yapış. Yapış bir save alalım abi. Bir bakalım duruma. Hop 22 dakika olmuş galiba. 20 ya da 21. Yakala yakala yakala. Oğlum nereye uçtu bu ya? Ya beni haritanın öteki tarafına kadar koşturtma. Vallahi koşturttu herif. Neyse Venedik şehrinin oraya geldik. Senden bir şey istiyorum.
Altın ve değerli eşyalarınızı ver. Tabii ki soyuyorum. Lanet olsun sana. Peki. Peki. Ya hocam birkaç tane amele takımı koruyordur. Gidin kesin ya. Beni de uğraştırmayın diyeceğim de niye kafa atmanızdan korkuyorum ben? Gel gel beni takiple gel. Gel beni takiple gel. Gel beni takiple. Evet adamların kargısı var birçoğunun. Ama bu fukara takımının koruduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sırtımı birazcık ağaca doğru yaslamam pek hoş olmadı. Sırtımı ağaca doğru yaslamam pek hoş olmadı açıkçası ama halledeceğiz baba, halledeceğiz. Ben şimdi ne yapayım? Ona karar veremedim. Acaba gideyim Osmanlı Anadolu Selçuklu Devleti'nden topraklarımı almaya çalışayım ya da direkt Abbas halifeliğini bitirmek için şey mi yapayım abi? Biriktirdiğim tüm askerleri Gazze Kalesi'ne mi depolayayım? Ya bence biriktirdiğim askerleri Gazze Kalesi'ne depolamam en mantıklısı. Şimdi bir de Anadolu Selçuklu Devleti'nin kalelerine, kulelerine adam kestirirsek Abbas halifeliğini bitiremeyiz abi. Abbas halifeliğini bitiremezsek sürekli çift taraflı savaş durumu olur. Ve bu çift taraflı savaş durumunda sürekli ben arada gel git gel git gel git pattis olurum abi. Yok ya Anadolu Selçuklu Devleti'nin köylerine yönelmeyeceğim. Cidden yönelmeyeceğim abi. Elimden geldiğince ordumu kazanabileceğim net savaşlara sokacağım. Asker sayımı muhafaza ederek bastığım bütün okçu birimlerini kaleme yığacağım. Ve oradaki kalemden ateşkes anlaşması biter bitmez savaş açarak oradaki kalemden Abbas halifeliğinin üstünü oynayacağım abi. En mantıklı seçenek bu gibi gözüküyor şu an. Hadi Venedik şehrine gidelim şurada. Hop, bazı askerlerim tekrar terfi almış. Süpersiniz abi, süpersiniz, süpersiniz. Gel baba buraya. Pazar yerine gir. Tuzak avi. Ötekinin kalkanı korudu abi, inanamıyorum ya. Dur baba, ben biraz sıkıldım, ben biraz sıkıldım. Seni yumruklarımla kesmeyi deneyeceğim. Dur tek yiyeceksin şimdi ya. La bir dur. Attım baba. Seni yumruklarımla döveceğim aslanım. Seni yumruklarımla döveceğim. Sen kimsin de koskoca padişahı yağmalamaya çalışıyorsun? Kimsin aslanım? Kimsin? Kimsin? Zarar bile veremiyor herif ya. Baba vur kafasına. Vur kafasına. Kılıksız. Kılıksız kimsin sen? Kimsin hayırdır? Gir baba buranın pazar yerine. Bak erzak tüccarına. İşte bu. İşte bundan bahsediyordum. İşte bundan bahsediyordum. No domuz eti almayacağım. Domuz eti, tavuk eti bunlar çürüyor. Bunları almayacağım abi. Hop. Okey. Okey. Biraz da şarj oldum. Biraz da şarj oldum. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.